Müslümanca bir dünyanın teşviği de, tehdidi de farklı. Şirk dünyasının teşviği de, tehdidi de farklıdır. Şimdi Züleyha ne söylüyor burada? Diyor ki, evet ben onu istedim. Burada gerçekten artık azgın bir tavır var. Günahı deklare ediyor, ortaya koyuyor. Evet diyor, ben onu istedim. Fakat o namuslu kalacakmış. Ve namuslu kaldığı için ayıplanıyor. Lut aleyhissalatü vesselam gibi. Lut aleyhisselam da kendi toplumunda kınanmıştı. Bakın ya şuna bak, bu adam temizlerdenmiş diyorlardı insanlar. Kendi toplumu, yani erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla bir hayat yaşamayı güzel gören o toplum, Lut aleyhisselam ve beraberindeki iki kızının tercih ettiği hayatı kötü görüyor, beğenmiyordu. Fakat böylece namuslu kaldığı için suçlanan iki kişi, ne kadar enteresan. Namuslu olmanın ayıp olduğu bir toplum. Ayıplanıyorlar. Ve bu şekilde eleştirildiler. Eğer dedi yapmazsa, emrettiğimi, benim arzularımı tatmin etmezse zindana tıkacağım onu. Küçülenlerden olacak. Ceza böyle belli. Zindan sanki oraya gidince böyle perişan olacak ve burayı isteyecek, aman diyecek. Değilse de küçülenlerden olacak. Tekrar söyleyelim. Şirk toplumunda küçüklük demek maddeden uzak kalmak demek. Saraydan aşağı inmek demek. Kadınlardan, erkeklerden mahrum olmak demek. Bunlar ona göre küçüklük. Rütbelerin sökülmesi, apoletlerin alınması, isimlerin ön takılarının gitmesi, senin yalınlaştırılman ve mahrum edilmen bir şeylerden küçüldün. Adam artık zaten bunlarla kendini tarif ediyordu. Yani bir Ali yoktu ki. Kim var ya? Bu Ali ile birlikte bir dolu isim, resim, forma, rozet, bunlar var, ön takılar. Ben kendimi bunlarla tanıtıyorum. Sistem diyor ki sana, alırım ha. Bunları alırım senden. Ve böylece küçülenlerden olursun, değersiz olursun. Diyorsun sen. Ama çünkü nimetler veren sensin. Ve insanlar buraya doğru koşacak. Oysa Allah-u Teala bize böyle demiyor. Rabbimizin bizi yüceltmesi farklı. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Mekke aşağıladı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala yüceltti. Onlar Bilal'i aşağıladılar. O ehad diyerek yüceldi. Abdullah İbni Mesud'u dövdüler. O Er-Rahman, allemel Kur'an, halakal insan, allemahul beyan diyerek yüceldi. Bu bakımdan bizim anladığımız ne? Yusuf aleyhisselamı da böylece zindana sokarlarken, küçülteceğiz derlerken, küçülsünlerdi. Onların gözünden düşmek aslında yüce bir yere doğru yükseliş demekti. Şirk sistemi bunu anlamaz. Heva heves merkezli dünya bunu kavramaz. Biz Rabbimizin rızasına göre yaşamayı niyetlenen Müslümanlar, tabii Allah'tan afiyet istiyoruz. İmtihanların zorluklarından Allah'a sığınıyoruz. Bununla beraber küçüklük olmayacaktır Allah yolunda. Yücelik vardır. Onların aşağılaması bizi daha yüceltecektir. İki paralık olan, aşağılık olan ilişkiler ya da menfaatler, elde edilen şeyler hepsi yüktür, vebaldir. Cehennemde ateş olarak vücuda yapışacaktır. Rabbim korusun.